Merhaba arkadaşlar. Yapay zeka artık sadece yazı yazmıyor. Podcast bile yapıyor. Evet, yanlış duymadınız. Bugün size Google'ın yeni bombası. Notebook Elem'le ücretsiz belgelerinizi nasıl sese dönüştürebileceğinizi, hatta yapay zekayı iki talk show sunucusu gibi karşılıklı nasıl konuşturabileceğinizi göstereceğim. Hiçbir ses kaydı yapmadan, mikrofon kullanmadan ve yalnızca metinlerle, PDF'lerle ya da videolarla dinlenebilir podcast formatında içerikler nasıl oluşturulur birlikte keşfedeceğiz. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Ses gerçekten doğal mı? Türkçeyi destekliyor mu? Ve en önemlisi, bu teknolojiyle içerik üretilebilir mi? Hepsinin cevabı bu videoda. Hazırsanız Google'ın ses getiren yapay zekasını birlikte keşfedelim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile dokunarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Google'a Notebook Elem yazıyoruz ve şuradaki bakın ilk sonuca tıklıyoruz. Ve karşımıza şöyle bir ekran açılıyor. Gördüğünüz gibi gayet minimalist ve basit bir ekran. Hemen şurada bakın bir yeni oluştur var. Tabii ki buraya Google'la giriş yapmanız gerekiyor. Ben daha önce giriş yaptığım için doğrudan içeriye girdim. Yeni oluştura tıkladıktan sonra karşımıza şöyle bir panel açılıyor. Bu da gayet basit. Önce sizden kaynak yüklemenizi bekliyor. Burada herhangi bir dosyayı, işte bakın altta var zaten PDF, text, markdown veya ses dosyalarını. Buradan ekleyebiliyorsunuz. Ek olarak Google Drive dokümanını ekleyebiliyorsunuz. Web sitesi bağlantısı ekleyebiliyorsunuz. Herhangi bir metni kopyalayıp buraya yapıştırabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben web sitesi üzerinden bir deneme yapacağım. Hakkımda sayfasının linkini vereyim. Bakalım neler yapacak arkadaşlar. Bağlantı web sitesi dedik. URL'i yapıştır dedik. Ekle dedik arkadaşlar. Şu anda kaynağı buradan çekip metni buradan aldı. Şimdi oluştur diyeceğiz. Bunu iki kişinin konuştuğu bir podcast haline dönüştür. Podcast yapmak için yapacağımız şey sadece şuradaki bakın ayrıntılı inceleme görüşmesi diyor. İki kişi diyor. Özelleştir dediğimizde de burada bazı promptlar yazabilirsiniz. İşte yalnızca kişiye odaklan, işlerine odaklan gibi şeyler diyebilirsiniz. Ama ben hiçbir şey demeden oluştur diyeceğim. Biraz vakit alıyor arkadaşlar. Birkaç dakika sürüyor. Metnin ya da videonun uzunluğuna göre. Birkaç dakika bekledikten sonra podcast'imiz oluşacak. Şimdi ben yazıyı da size göstereyim. Burada kendi sistemde uzun zamandır güncellemediğim hakkında yazısı var. İşte merhaba dünya, ben Serdar Sezer, ağırlıklı olarak web alanında çalışan bir tasarımcıyım falan diye gidiyor. Tabii son yıllarda bu alanda çalışmıyorum arkadaşlar bu arada. Buraya geldik, hala bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi podcast'e dönüştürülüyor ama çok ilginç bir şey yapıyor. Sonuca gerçekten çok şaşıracaksınız. Bu olurken size biraz da ana sayfada neler olduğundan bahsedeyim. Şimdi daha önceki yaptığınız çalışmalar burada böyle listeleniyor. Eğer kendi bir başlık verebilirse şu şekilde yazıyor. Odaklanma sorunları ve çözümleri, Spyrex çocukları siber zorbalıktan koruma vesaire. Bunları doğrudan başlıktan almış. Ama bunları alamamış arkadaşlar. Çünkü burada tam olarak belirleyememiş. Bunları da şuradaki 3 noktaya basarak diye başlık düzenle dedikten sonra bir başlık vererek düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde düzenleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar podcast'imiz oluştu. Hemen sesi açayım dinleyelim. Merhaba, bizimle bu keşif yolculuğuna hoş geldiniz. Bugün Serdar Sezer'in kişisel web sitesindeki hakkında bölümünü inceliyoruz birlikte. Amacımız Serdar Sezer kimdir, ne yapar, buna dair hızlı ama biraz derinlemesine bir bakış atmak. Sitede hemen göze çarpan bir ifade var. Kendisi için anlı şanlı bir 80 kuşağı diyor. Yani hani cep telefonsuz, internetsiz, tek kanallı TV dönemleri var ya. İşte o dönemlerden bugüne teknolojinin bütün o değişimini yaşamış biri. Hatta bir ara piksel terbiyecisi diye bir mahlas kullanmış. Bu bile çok hoş değil mi? O zamanların kısıtlı imkanları Abi yani çok acayip bir şey değil mi? Oradaki bir ufak bir nükteden esprili bir şey olduğunu algıladık. Bir de gülüyor yani. Çok garip bir şey. Acılığı nasıl da körüklemiştir kim bilir. Kesinlikle. Bakın burada da ikinci ses devreye giriyor. Çok acayip bir şey. Yani karşılıklı muhabbet ediyor. Piksel terbiyecisi lafı çok ilginç. Bir radyo programı gibi. Pardon kesmeyeceğim ama araya girmek durumunda kaldım. Muhtemelen o zamanki grafik araçlarının ne kadar sınırlı olduğunu ve ne kadar sabır gerektirdiğini anlatıyor. Piksellerle boğuşmak yani. Bu başlangıç noktası bence önemli. Çünkü teknolojik olarak daha kısıtlı bir ortamda yetişmek belki de bugünkü hızlı değişimlere ayak uydurma yeteneğini yani adaptasyonu beslemiştir. Yaptığı işlere bakınca gerçekten çok geniş bir yelpaze görüyoruz. Kaynakta bayağı bir liste var aslında. Bunları böyle tek tek saymak yerine belki ana başlıklar altında toplasak daha mı anlaşılır olur? Ne dersiniz? Olur, iyi fikir. Şöyle kabaca 3 ana grupta toplayabiliriz gibi duruyor sanki. Birincisi yaratıcı üretim diyebiliriz. İşte web sitesi, mobil uygulama arayüzleri, sosyal medya görselleri, hatta video işleri falan giriyor buraya. İkincisi stratejik pazarlama,
Yani SEO dediğimiz, hani sitenizin Google'da falan görünür olması, sosyal medya pazarlamacılığı, e-posta pazarlamacılığı gibi. Yani dijital kanalları kullanarak kitlelere ulaşma çabası aslında. Yani arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Ne kadar acayip bir şey ya. Yani ve arada işte duraksamaları var, vurguları çok doğal. Hatta bazen şey falan da diyorlar böyle, hani normal insanların söylediği gibi şey falan araya katıyorlar. Bunun yapay zeka ile üretilmiş bir ses olduğu hiç de belli değil arkadaşlar. İşte iş buralara vardı, gerçekten ilginç. Ne yaptım? Kendi sistemdeki hakkında bölümünün linkini verdim sadece ve oradan bu çıkarımları, bu içgörüleri yaptılar ki şu kadarcık bir yazı var orada. Yani çok uzun da bir yazı değil. Onu arkadaşlar totalde 5 dakika 51 saniyelik akıcı ve dinlenebilir bir podcast'e çevirmiş. Ben bunu anlatsam millet sıkıntıdan ölür. Ama bunlardan dinleyebiliyorsunuz işte, yani zevkle. Ya bu da şuna yol açıyor. Diyelim ki sıkıcı bir konu var, buraya yapıştırabilirsiniz. Ya da bir video var, buraya verebilirsiniz. Size böyle akıcı dinlenebilir bir içerik üretir. Şimdi daha önce yaptığım işleri göstereyim. Daha önce bir de video vermiştim. Kendi videolarımdan birini. Şu Spyrix. Bu da arkadaşlar YouTube kanalımda Shorts videolarında var. Bu çocukları siber zorbalıktan koruyan bir takip programı. Bir ücretli işbirliği yapmıştım bununla ilgili. Daha önceki görüşmemizi de burada arkadaşlar Bulut'tan çağırıp getiriyor. Bunun için de biraz beklememiz lazım. Bunu da arkadaşlar tamamen videodan aldı. Yani videoyu metne çevirdi ve onun üzerine podcast oluşturdu. Hemen dinleyelim. Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememizde aslında pek çok aileyi, ebeveyni yakından ilgilendiren bir konuya dalıyoruz. Çocukların internetteki güvenliği ve tabii maalesef giderek artan siber zorbalık konusu. Elimizde bir kaynak var, bir YouTube tanıtım videosu. Bu video bu zorluğa teknolojik bir çözüm sunduğunu iddia ediyor. Bu şekilde akıyor. Gördüğünüz gibi muhteşem ve ücretsiz. Peki bu sesi nasıl indiriyoruz? Hemen onu da göstereyim. Hemen şurada bakın yukarıda. Şu simgelerin yanında like var, işte dislike var, sesli özeti paylaş var. Paylaş dediğinizde şöyle genel erişimde arkadaşlar bağlantıya sahip olan herkes buna erişebiliyor. Ya da şuradan indir diyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle indirelim. Evet, gördüğünüz gibi WAV formatında kaydoldu ve artık bunu alıp... Merhaba, bugünkü derinlemesine... Video altlarında kullanabiliriz, kendimize gönderip dinleyebiliriz. Ya da podcast olarak Spotify'a falan yükleyebiliriz. Ama tabii ki içeriğiniz orijinal olmalı arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Bence çok faydalı. Gerçekten sıkıcı konuları bunu atıp dinlemek apayrı bir keyifli oluyor. Dinlenebilir hale geliyor ve şöyle bir... Bu şekilde dinlediğinizde daha çok akılda kalıyor. Bunu bir lütfen tecrübe edin arkadaşlar. Umarım anlamadığınız bir nokta yoktur. Ben yaptığım şu podcast'i baştan sona dinleyebilmeniz için... Bunun da arkadaşlar şöyle genel erişimi açıyorum ve paylaşım bağlantısını kopyalayıp video açıklamasına yapıştıracağım. Siz de oradan tıklayıp dinleyebilirsiniz. Bakalım nasıl oluyormuş bu. Bir de gizli pencereden linki deneyeyim arkadaşlar hazır buradayken. Evet, Gmail hesabıyla giriş istiyor. Evet, Gmail hesabınız aktifse bunu dinleyebilirsiniz. Peki arkadaşlar bunu sadece dinlemek için mi kullanacağız? Hayır, işte birkaç örnek. Podcast üretmek isteyen ama mikrofonu donanımı olmayanlar için birebir. Ders çalışan öğrencilere notlarını sesle dinleme imkanı sunuyor. Kitap özetlerini, araştırma notlarını mobilde dinlemek isteyenler için süper. YouTube içerik üreticileri de bunları videolarında alt ses olarak kullanabilirler. Ek olarak blog yazarları kendi içeriklerini bununla konuşma formatı olarak da çıkarabilirler. Ve arkadaşlar diyelim ki sıkıcı bir konuyu öğrenmek istiyorsunuz, gerçekten sizi daraltıyor. Buraya verin arkadaşlar ve hoş, akıcı, iki kişinin yaptığı muhteşem bir sohbet ediniz. Merakları için arkadaşlar bu araç tam olarak nedir? Google Notebook Elem ilk kez 2023 yılında tanıtıldı. Başlangıçta adı Proje Tailwind'di. Amacı yapay zekayı bilimsel araştırma ve not alma süreçlerine entegre etmekti. 2024'te ismi Notebook Elem oldu ve daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunuldu. 2025 itibarıyla da büyük bir güncelleme ile sesli özet, yani mini podcast özelliği geldi. Peki ne işe yarıyor Notebook Elem? Bu arkadaşlar böyle yüklediğiniz belgelere özel olarak çalışan bir yapay zeka. Mesela ChatGPT'de siz soruyorsunuz, o interneti tarayıp işte belleğini tarayıp o bilgiyi size getiriyor. Ama Google Notebook Elem sizin verdiğiniz bilgilerle size bir şeyler üretiyor. Yani bu akademik çalışmalar, ödevler, içerik üretimi gibi alanlarda çok daha güvenli. Aslında amaç şu arkadaşlar, kendi kişisel yapay zeka asistanınızı oluşturmanız. Notlarınızı anlasın, özetlesin, açıklasın, içgörülerde bulunsun ve size özel çalışsın. Tek bir ekran üzerinden, bu kadar net. Peki ücreti nasıl? Arkadaşlar Notebook Elem'in temel sürümü ücretsiz. Ve bu sürüm bizim gibi bireysel kullanıcılar için gayet yeterli. Evet, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile dokunmayı.
olarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin.